Bugün birçok insanın aslında Tanrı'ya ihtiyaç duymamasını, geçmiş yüzyıllara oranla. En büyük nedeni aslında insanlar arasındaki iletişimin, network'ün, ağın Tanrı olduğunu, işte bu kuvvet, bu enerjinin Tanrı olduğuna hissetmeye başlaması. Tanrı'nın varlığı yokluğu önemli değil bu söylem açısından. İnsanların kendi gücünün toplumsal güce bağlandığını hissetmesi. Üniversiteye girdiğimde ben hani bir doktora ve mühendise kız veriyorlardı. Ben gerçekten çok ilgileniyordum. Yani bir şeyler icat etmek, bir araba yapmak, makineler. Böyle şeyler çok ilgimi çekiyordu. Onun için mühendislik okumaya karar verdim. Ama arzulu bir şekilde, yani bir şey değil, hani aklımda başka bir şey olarak değil. Sanatla ilgileniyordum. Yani yazıyordum, müzik yapıyordum, şarkı söylüyordum falan ama sanatı bir meslek olarak yapmak fikri aklımda yoktu doğrusu. Endüstri mühendisliğini kazandım. Sonra makine mühendisliğine geçtim. Ve bir kere yaptığım staj dışında hayatım boyunca bir daha makine mühendisliğiyle ilgili hiçbir şey yapmadım okul dışında. Ben üniversite yıllarında aslında yavaş yavaş üniversiteye girdiğimde bir taşralı gencin İstanbul'da bir üniversiteye girmesinin sonucu olarak 12 tane üniversite kulübüne birden üye oldum. Nihayetinde de mühendislik fakültesinden değil, o kulüplerden mezun oldum diyebilirim. Yani benim hayatımı gerçekten, kararlarımı vermeme, bilgimin artmasına neden olan şey o kulüplerdeki faaliyetlerdir. Ben zaten yani nasıl olsa para kazanacağım, kazanabileceğim bir şeyde çalışırım benim için neredeyse garantiydi. Hayatım boyunca paranın peşinde hiçbir şey yapmadım. Aslında bu tabii o kadar da doğru bir şey değil. Ben hani kendi hayatımdan yola çıkarak hani oğluma, başkalarına değil ama hani on çocuklar çünkü bir yönlendirme bekliyorlar. Bir öğüt vermeye kalksam babacığım bir şey üret derdim ona. Bir şey üret yani ne olursa olsun insanlara ya da sana faydası olacak. Para kazanabileceğin veya ne bileyim barınabileceğin. Hani para kazanmasan da aç kalmayabileceğin, barınabileceğin bir şey üret. Ne istiyorsan üret. Yeter ki hani bu dünyaya bir tane adam geldi, insan geldi, şunu üretti, gitti olsun. O üretim hayat kurtarıcı bir şey. Hem kendi hayatını kurtarabilirsin üretim sayesinde, hem de başkalarının hayatına etkide bulunabilirsin. Olumlu ya da olumsuz tabii, ne ürettiğine bağlı. Şimdi şöyle bir şeyle başlayayım. Kötülük en basit açıklamalara geri dönmemizle başlıyor. Aslında çok karmaşık olan bir şeyi biz basitçe açıklamaya çalıştığımızda bazen çok kötü bir şey yapmış oluyoruz. Yani mesela bütün insanlığı damgalamış oluyoruz. Para kazanan insan kötüdür. Yalnızca para kazanmakla geçen hayat kötü hayattır demiş oluyoruz. Halbuki çok garip bir şey hayat. Çok daha karmaşık. Sadece kötü değil, iyi de olabiliyor iyi kötülüğün içinde. İyinin içinde kötülük, kötünün içinde iyilik olabiliyor. Kapitalizm şu an yeryüzünde insan ırkını tehdit eden en önemli, en büyük tehlikelerden biri. Ama aynı zamanda kapitalizm bizim bulduğumuz bir çare. Dolayısıyla diyalektik olarak içinde hem bizim hayatta insan ırkının hayatta kalması için bir takım çözümler var. Hem de bu ırkın yok olmasına neden olabilecek motifler var. Basit değil. Antikapitalist teoriler, bundan 100-200 yıl önce ortaya atmış teoriler, bunu görüp onun yerine bir şey önermişler. Onun da bir kısmı denenmiş. Yani sosyalist deneyler de var. Halbuki hepimiz parayla yaşıyoruz. Yani her anımızda, yani kapitalizm öyle bir icat ki, bizi içinde yaşatıyor. Onun bir parçasıyız, onun yeniden üretilmesine katkıda bulunuyoruz. Dolayısıyla yani öğrenilecek bir şey var içinde onun. İçinde yaşıyoruz. Yaşadığımız şeyden bir şey öğrenmeliyiz. Şu büyük bir yabancılaşma yaratıyor tabii. Para. Paranın kendisi zaten bir yabancılaşma. Yani bir mal değiş tokuşunun soyutlanması, bir soyutlama. Paranın
paradan ibaret, para kazanmak ibaretten ibaret bir hayat da aslında hayatın soyutlanmış haline dönüşüyor. Ancak çok iyi para kazanan bir iş adamı bir yandan da çok iyi yaşıyor. Bizim gidemediğimiz yerlere gidiyor. Bizim tanımadığımız insanlarla tanışıyor. Tanımadığımız, bilmediğimiz yiyeceklerin tadına bakıyor. Başka hayatları görüyor. Onları öldürüyor. Bir silah tüccarı da olabilir çünkü bu. Ölümlerin insan hayatına nasıl etkide bulunduğunu öğreniyor. Kitle katliamının dünyaya ne zararı ne faydası olduğunu öğreniyor. Bizim bilmediğimiz birçok bilgi o büyük para denen büyük güç sayesinde bilgiye dönüşüyor aslında. Düşündüğümüz gibi sıkıcı bir hayat falan değil. Bu yüzden zaten hiç sıkıcı olmadığı, çok fazla imkan yarattığı için insanlar zengin olmaya çalışıyorlar. Bunun böyle olduğunu anlamazsak insanların niçin zengin olmaya çalıştığını da anlayamayız. Bir şey var orada. Sen ya, tek başına hayatta kalıyorsun. Dünyayı daha az önemsiyorsun. Senin hayatta kalman, yani sermayenin, gücün hayatta kalması, güçsüzlerin hayatta kalmasından daha önemli hale geliyor. Ve böylece dünya küçülüyor, içine doğru çöküp patlar diyoruz biz. Yok olur dünya böyle diyoruz. Ama bunu fark edene kadar çok zevkli bir hayat geçiyor. Bunu unutmamamız lazım. Yani onun sağladığı hazzı, onun sağladığı iktidar gücünü, zengin insanlardaki güç halini ben çok reklam ajansı ile ve çok fazla müşteriyle çalıştım. Türkiye'nin bütün zenginlerinin, bütün büyük kurumlarının hepsinin reklam ajansları var ve hepsiyle tanıştım. Oradan bir karakter çıkıyor. Hani o karakter, oradaki insanlar kendilerini o kadar kuvvetli görüyorlar ki. Şunu bir, ve gerçek bu. Gerçekten de öyle kuvvetliler. Gerçekten dünyayı yönetiyorlar. Yani dünyayı yönetiyor hale geldiğinizde şu derinizin üzerindeki kuvveti bir tahayyül etmeye çalışın. Tamam mı? İnsanların bunun, bu hazzın çok zehirli bir haz olduğunu anlamaları o kadar kolay değil. Tabii ki anlayanlar var. Yani bu olağanüstü bir zenginliklerin içinde kendini yeniden keşfetmiş insanlar, eski zenginler de var tabii ki. Parasını pulunu toplum için harcamaya niyetlenenlerden çekilenlere kadar çok fazla insan var. Ama bu bir tanecik zenginlik ve iş adamlığı berbat, boktan, kötü ve ahlaksız bir şeydir ile açıklanabilecek. Büyük ihtimal çoğunlukla öyledir. Ama bununla açıklanamayacak kadar sofistike bir insani durumu. O bir soyutluk hastalığı yani. Para ile devamlı uğraşmanın yarattığı şey bir soyutluk hastalığı psikolojisi aslında. Farkında değil. Evet. Çok tehlikeli bir şey o kadar soyut bir yerde durmak. İnsanlar ölüyor ve sen de onu bir hesabın parçası olarak görüyorsun. Azap çekiyor. Hep öyle yapıyorsun yani. Milli gelir bilmem ne oldu, onu biraz şey yapalım. Şimdi şuradan şuraya para, o şuradan şuraya para aktarırken 27 bin kişi mesela güme gidiyor. O bir soyutlama olduğu için sen üzülmezsin bile ona. Aklına bile gelmez. Ben hiçbir hedef göremiyorum orada kendimde. Benim için hedef bir şeyi üretmek, yaratmak olabilir. Bunun için de çok zengin olmak ve para kullanmak gerekebilir. Ama paranın kendisinin amaç olduğu bir durum var. Dünyayı dönüştürmek değil amaç. Vallahi şimdi kendini gerçekleştirmek, mutluluk, özgürlük, bunlar peşinden koşulmaması gereken şeyler benim gözümde. Bunların peşinden koştukça aslında böyle soyut bir şeyin peşinden koşuyor oluyorsun ve çok hata yapıyorsun. İnsanın mutsuzluktan kaçması, esaretten kaçması, hatta kendi denen şeyden kaçması daha doğru. Başkası, yani bunlar, bu kaçış, yani onlardan uzak durmaya çalışmak seni daha doğru, mutsuz olmamaya çalışacaksın. Mutluluk çünkü ulaşamaz, ne olacak? Her dakika mutluluğu hissedebiliyor muyuz? Biz öyle bir şey yok. Hiç kimse ben sürekli mutluyum, 27 saattir mutluyum demez. Çünkü mesela çişi gelir, burası sıkışır, mutluluğu falan unutursun, tuvalete gitmen gerekir. Öyle sürekli bir his değil mutluluk. Ama mutsuzluk sürekli bir his olarak daha ciddiye alınması gereken bir şey. Esaret. Yani esirsen esaretten kurtulmaya çalışacaksın. Özgürsen takmayacaksın kafana.
Özgürken yapılacak işlerle ilgilenmek lazım. Özgürlüğünü düşünmeye gerek yok. Esareti düşüneceksin. Kendini veya başkasının. Aynı şekilde kendini gerçekleştirmeye çalışmak gibi saçma sapan bir şeyle uğraşmak yerine bir şey yapacaksın. Çünkü kendini gerçekleştirmek denen şey ancak bir şey üretince ortaya çıkıyor. Üretirken de kendini düşünmene gerek yok. Ürettiğin şeye bak. Yani insan bağırsaklarını mı düşünür sıçarken? Boku mu düşünür? Bağırsaklarını düşünürsün de düşüneceğim boku. O baktık çıktık sıçtıktan sonra doktorlar bakarlar. Sende şu var, bu var falan. Ona göre karar vereceğiz. Ama önemli olan eylem, üretme eylemi. Ürettiğin şeyde kendini göreceksin. Yani kendini gerçekleştirme denen şey soyut bir şey. Onun somutlanmış hali de ürün. Arkadaşlarım benden destek ister hale geldiler. Yardım istediler. Burada çay verilmiyor mu? Niye bize sordunuz? Biz de müşteriyiz. Veriliyor. İçeride oturuyorlar. Ben burada oturuyorum.